Selamlar Allah'ım, sana şükürler olsun. Bugün de senin rızanı uygun bir şekilde yaşamaya çalıştım. Hayırda takvada yarıştığım bir günüm, şükürler olsun. Şu sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu bizlere vermişsindir. Her zaman senin verdiğin şu nimetlerin hamdü senasını yaparak sadece seni çok sevdiğimiz için senin rızanı uygun yapıyoruz ibadetlerimizi. Allah'ın izniyle inşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan olma hedefi içindeyiz. Takdir Yüce Rabbimizindir. Biz elimizden geleni yapacağız. Her zaman tevekkül ederek Yüce Rabbimizin takdirine bırakacağız. Her günümüz ayrı bir alemi kazanma günüdür. Her gün daha da hayırlı, daha da dostlar bir şey yaşamaya çalışıyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki Yüce Allah'ın hükümlerini yaşamak, dostlar bir hayatı sürmek herkesin görevidir. Bakın hayat hızla akıp gidiyor. Herkes bir hesap verecek. Ve bu hesap mükemmel. Her şeyle mükemmel. O küçücük çocuk da, en yaşlı insan da, geçmişten günümüze yaşayan bütün insanlar, bütün canlı cansız varlıklar, hepsinin bir hesabı var. Bunu böyle bilerek hayatınızı dolu dolu yaşayın. İnşallah biz bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Hayatımızı bir bebek masumiyetiyle sadece iyilik ve dost doğru bir hayatın izinden giderek yaşamaya çalışıyoruz. Bu yüzden şu batıl harami düzen bize göre değil. Biz elimizden geldiğince helal yönden kazançlarımızı, işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama her zaman helal yönden. Bizim şu dünyanın batıl düzeniyle işimiz olamaz. Çünkü farkındaysanız her türlü haram konu normal görülüyor. Faizinden tutun zinasını, şans oyunları, kumar, kul hakkı, her türlü haram konu normal kabul ediliyor. İnsanlar da hiç sorgulamıyorlar. Şu düzen sanki ideal düzenmiş gibi hayatını devam ettiriyorlar. Emin olun bunlar rezil rüsva olmaya mahkumlar. Siz bunlardan olmayın. Şu hayatta yapacağınız dost doğru ameller sizleri muvaffak kılacaktır. Allah'ın izniyle biz dediğimiz gibi her günümüzü bir alem kazanma günü. Yüce Allah'ın rızasını daha da ileri götürme günüdür. Her gün uyandığımızda da, uyuduğumuzda da, iftarımızı açtığımızda da, sahurumuzu yaptığımızda da Yüce Rabbimizi çok sevdiğimiz için yapıyoruz. O tür helalinden yemeğini ye. Çok lüks olmayabilir. Temiz olsun, helal olsun. Yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde yap. Her şeyin hayırlısıyla devam et. Şükürler olsun. Her zaman şükrediyoruz. Şu dünyanın hiçbir batıl harami düzeni bize göre değil. Biz takvada yarışmaya çalışıyoruz. Şu dünya düzeni tam tersine. Ne yazık ki. Ve insanlar şeytana uymayı gerçekten çok normal görmeye başlamışlar. Çevrenize bakın. Gerçekten dost doğru, Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşayan ama her şeyle yaşayan insan bulmak çok zor. Ya laftalar, ya sözdeler, ya görünüşteler. Kendinden haberleri yok. Yazık gerçekten. Kendine emin olun rezil rüsva ediyorlar. Biz onların iyiliği için söylüyoruz. Onlar kendini düzelsinler. Hatayı artık bıraksınlar diye söylüyoruz. Ama Yüce Allah'ın hidayet vermediğine ne söylesek fayda vermiyor. Bunun da farkındayız. İnşallah biz her zaman daha da dost doğru, daha da hayırlı bir hayat yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü şunu biliyoruz ki şu yaptığımız fiiliyatlar, her şeyimiz yazılıyor. Hepsinin bir hesabı var. Vicdanım o kadar rahat ki hayatımın hiçbir aşamasında Yüce Allah'ın hükümlerinin dışında hayatımı devam ettirmedim. Bu nedenle mutluyum, huzurluyum. İnşallah ebedi alemde de saadet dolu bir hayatı yaşamaya, Yüce Allah'ın rahmetine ulaşmaya çalışacağız. Asıl olan ebedi alemdir, ebedi hayattır. Biz ebedi hayatı kazanmaya çalışıyoruz. Bu nedenle şu dünyada yaptığımız her şey Yüce Allah'ın hükmüne uygun olmalıdır. Böyle düşünerek ciddi ve dosdoğru bir hayatı sürmeye çalışıyoruz. Rastgele bir günü bir gününü tutmayan bir şekilde sorumsuzca bir hayatı yaşayamayız.
Hiç kimsenin yaşamaması lazım. Ama insanlar hiç umurlarında değil. Hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Varsa yoksa şu dünyanın geçici menfaatleri. Makamı, mevkisi, mülkü. İnsanlar nelere seviniyorlar? Makam atladığı için seviniyor. Ya da şu dünya düzeninde haram yönden zengin olduğu için seviniyor. Ağlanacak hallerine gülüyorlar gerçekten. Bakın, faiz haramdır. Zina haramdır. Şans oyunları, içki, kumar, gıybet, yalan, iftira, kul hakkı. Hepsi haramdır. Ama insanlar hepsini normalleştirmiş. Devam ediyorlar. Bir de bunlar lafta, sözde, görünüşte İslamiyet'i bildiğini söylüyorlar. Hiç alakaları yok. Emin olun bunlar şeytanın yolundan giden cahil, haram, batıl ehlidir. Yüce Allah hidayet verdiğini rahmetiyle devam ettirir. Şükürler olsun, bizlere vermiş. Biz de her gün onun rızası için, onu çok sevdiğimiz için. Şu sağlığımız, sıhhatimiz Allah'a şükür yerinde. Sadece onun rızası için. Her gün oruç tutup, namaz kılıp, farz, nafile ibadetlerle Yüce Allah'ın rızasını arıyoruz. Daha da hayırlı bir hayat inşallah yaşayacağız. Son nefesimize, o ecel vaktine kadar bizim için bir birikim. Ebedi alemi, o sonsuz makamları kazanma günüdür. Biz böyle görüyoruz. Biz nelerle mutlu oluruz? Yüce Allah'ın rızasına ulaştığımız zaman mutlu oluruz. Onun hükümlerine göre yaşadığımız zaman mutlu oluruz. Diğer konuların benim kendi açımdan zerre kadar önemi yok. İnşallah her zaman dost doğru bir hayatı sürüp, takvada yarışıp, Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan olabiliriz diyorum. Hoşçakalın.